her hikayenin bir başlangıcı olduğu söylenir. Benimki dışında. Bende iki tane var. İşte ben, Avalor Prensesi Elena. Bu da 15. yaş günüm. O gün annemle babam bana özel bir hediye vermişti. Beni kötülüklerden koruyacağını söyledikleri sihirli bir tılsım. Ona ihtiyacım olacağını hiç düşünmemiştim. Ama uğursuz bir günde Shuriki adındaki güce aç, kötü bir büyücü Avalor'u ele geçirdi. Annemle babama saldırdı. Ardından da bizim peşimize düştü. Kraliyet büyücümüz Alakazar, kardeşimi ve büyük annemleri sihirli bir tablonun içine saklayacak bir büyü biliyordu. Ama büyü için zaman gerekiyordu. O yüzden Shuriki'nin karşısına yalnız çıkmaya karar verdim. Shuriki beni yere sermeye çalıştı. Ama tılsım beni içine alarak hayatımı kurtardı. Alakazar tılsımı buldu ve ruhani hayvanı Zuzo'yu çağırarak beni serbest bırakmak için bir yolculuğa çıktı. Bu umduğumdan uzun sürdü. Tam 41 yıl. Ama sihirli bir günde sonunda tılsımdan çıktım. Artık krallığımı geri alma zamanı gelmişti. Büyük annemleri ve kardeşim Isabel'i sihirli tablodan kurtardım ve Avalor'un cesur insanlarını da yardımıyla kötü büyücüyü yenmeyi başardım. Avalor tekrar özgürdü ve ben tahtın varisi olarak yeni hükümdar olacaktım. Ama görünüşe göre bu maceramın sonu değil, başlangıcıydı. Bir kez daha. Elena. Hükümdarlığın ilk günü. Sonunda. Skyler. Dikkat et. Luna, hadi ama bu maskaralıklar için çok erken. Neden bu kadar huysuzsun Mix? Kötü kraliçe gitti. Avalor'un majesteleri geri döndü. Ve tekrar bayrakta resmimiz var. Poz versene. Hey, Prenses Elena uyanmış mı? Bir bakalım. Harika fikir. Durun bakalım orada. Beni uyandırmanız yeterince kötüydü. Kapıyı çalalım mı? Hey Prenses, uyandın mı? Evet, artık uyandım. Herkese günaydın. Seni uyandırdıkları için çok üzgünüm Prenses. Uyandırmak mı? Dün gece hiç uyumadım ki. Yani kraliçe olmadan önceki gece insan nasıl uyur ki? Tacını ne zaman takacaksın? Bu akşam kraliyet balosunda. Biz de orada olacağız. Biz davet edilmedik Skyler. Siz her zaman davetlisiniz. Bu akşam görüşürüz. Zuzo. Beni görüyor musun? Evet. Şimdi görüyor musun? Evet. Şimdi? Evet. Peki şimdi? Biraz fazla yakından ama evet. Bir büyücü onları uyandırmadıkça ruhani hayvanları göremediğimi sanıyordum. Ben de öyle sanıyordum. Peki neden görüyorum? Benim hiçbir fikrim yok. Ya senin? Bilirsin, kendimi biraz farklı hissediyorum. Yani tılsımdan beri. Tılsım demişken orada çok fazla kapalı kalmıştın. Belki de tılsımdan çıkarken sihrin bir kısmını yanına almışsındır. Artık sihirli miyim yani? Sadece tahmin yürütüyorum ama ne olursa olsun bu iyi bir şey. Çünkü artık istediğin zaman ruhani hayvan bilgeliğinden yardım alabileceksin. Hatta sana hemen yardımcı olayım. Eğer şimdi hemen aşağı inmezsen... Kahvaltıya geç kalacaksın. Ruhani bilgelik bu mu? Hadi yürü, soğutmak istemezsin. Hadi yürü bakalım.
Isabel, kahvaltı zamanı. Biliyorum. Kalkmışsın bile. 41 yıl boyunca sihirli bir tabloda kapalı kaldıktan sonra nasıl uyuyabilirim ki? Bu tam olarak 14.965 gün eder. Benim yapmak istediğim bir sürü şey var. Oo, bu da ne böyle? Ben bugün tacı alacağıma göre sen de yeni bir şey al istedim. Aa, begünlük. Evet, onu icatlarını tasarlamak için kullanabilirsin. Küçük kardeşime büyük fikirleri için. Sevgiler, Elena. Teşekkür ederim Elena. Sen harika bir ablasın. Peki ya sence hızlı mıyım? Masaya kadar yarışalım. Ah, kahvaltı soğuyor Abuela. Aa, biraz daha bekleyebiliriz Esteban. Sola dikkat. Dikkat edin. Sarayda yarışma. Ha? Prensesler bu şekilde davranmamalıdır. Merak etme kuzen. Bu akşamdan sonra Elena artık bir prenses olmayacak. O kraliçe olacak. Ona söyleyeyim mi? Neyi söyleyecek? Elena, bu akşam kraliçe olmuyorsun. Dün gece krallığın kanunlarına göz atıyordum ve kraliçe olmak için çok küçük olduğunu fark ettim. Aa, küçük mü dedin? Bir tılsımın içinde 41 yıl yaşadım ben. Ama hiç yaşlanmadın ki Miha. Teknik olarak hala 16 yaşındasın. Büyük annen haklı. Kanunlara göre büyüyene kadar Avalor'u veliaht prenses olarak yöneteceksin ve büyük konsey sana yardım ederek bütün büyük kararlarını onaylayacaklar. Hükmetmek için izin almam mı gerekecek? Tam olarak değil. En iyi kararları vermene yardım etmek için yanında bir grup danışmanı olacak Elena. İyi tarafından bakmalısın. İyi tarafı da mı var? Her zaman iyi bir taraf vardır. Bu akşamki baloda büyük konseyin 4 üyesini seçme şansın olacak. Ve ben de danışmanlık hizmetini sunan ilk kişi olabilir miyim acaba? Bu gerçekten harika bir teklif Esteban ama ben büyük konseye ihtiyacım olduğunu sanmıyorum. Ben hükmetmeye hazırım. İşte hala bir genç kız olduğun buradan belli. Hazır olduğunu sanıyorsun ama bir krallığa hükmetmek o kadar basit değildir. Bak aklıma bir hikaye geldi. Hep gelir zaten. Tacından olmuş bir kral yaşamıştı. Onu belki her yerde aramıştı. O koşarken kimseyi duyamadı. Tacı kafasında diyorlarmış hepsi. Hükmetmeye hazır sanmıştı. Öğrenecek çok şeyi vardı. Sen birazcık daha dinlersen bilgeliği kaparsın hemen. Dur, acele etme, sakin dur. Hükümdar, sen bir gün olursun. Dinlemeliyim öğütlerinizi. Babamı gözlemek bunca yıl yeterli. Bana öğretti gerekli her şeyi. Tacı giymenin bile zaman. Belki bir çözüm bulmalıyım ve size kanıtlamalıyım. Siz o zaman görünce anlarsınız, göreve hazırım. Ah, baba, onlara senin kadar iyi bir lider olduğumu nasıl gösterebilirim? Şehir, elbette. Bugün şehir liderleriyle görüşeceğim ve krallığımızı muhteşem günlerine döndürmek için gerekenleri almalarını sağlayacağım. Bunu ayarlayabilir misin Armando? Aha, şato şefinin böyle şeyleri ayarlaması mı gerekiyor acaba? Hala işime alışmaya çalışıyorum da. Ben Avalor'da önemli olan herkesi tanırım. Sizin için her şeyi ayarlayacağım. O zaman ne bekliyoruz? Önder olacağım, başarırım bunu ve bütün halkımla ilgileneceğim. Sana saygım büyüktür, bunu bilirsin ama daha çok şey var öğreneceğin. Hükmetmeye bence hazırım. Öğrenmen gereken çok şey var. Ben yoluma koyulmalıyım. Kal burada bak, yalvarıyorum. Sen beni anlayacaksın yakında. Bak sen hak vereceksin bana. Bir gün hazır olacaksın. Ama şimdi hazırım. Ha. Olmak üzeresin. Hayır bak, hazırım, hazırım. Hükmetmeye. İyi şanslar Miha. Balo saatine kadar dönerim.
Gidelim. Majesteleri. Ah, seni daha önce şatoda görmemiştim. Evet, bu ilk günüm. Yani bu kraliyet korumanız olarak ilk günüm. Ben Teğmen Gabriel Nunez ama siz bana Gabe diyebilirsiniz. Pekala Gabe. Ha, bu taraftan Elena. Baksana artık ne kadar çok gemi var. Sen ve ablan gittiğinden beri çok şey değişti. Avalor artık dünyadaki en yoğun limanlardan biri. Tüccarlar Via Mercado'daki pazar için dünyanın dört bir yanından geliyorlar. Bugün oraya da gideceğiz. Majesteleri, ben Kaptan Turner, liman başkanıyım. Bugün size nasıl yardımcı olabilirim? Aslında ben de size yardımcı olmak için gelmiştim. Liman için herhangi bir şeye ihtiyacınız var mı? Bir ihtiyacım mı? Sanırım birkaç rıhtım daha iyi olurdu. Büyük bir deniz feneri, dalga kırandaki bazı kalıpların vay canına, bunları yazsam iyi olur. Al bakalım. Baba, bir gemi daha kayboldu. Prensesle birlikteyim Naomi. Daha iyi işte, neler olduğunu bilmesi gerekiyor. Bu bugün çalınan üçüncü gemi oldu. Üçüncü gemi mi? Bir günde mi? Ah tamam, onları aramaya başlasak iyi olur. Ben liderlik edeceğim. Öyle mi? Biraz bekleyin Prenses Elena. Ticaret doncası hahamı Donya Paloma ile tanışmanız gerekiyordu. Onunla gemileri bulduktan sonra da tanışabilirim. Hayır hayır, liman devriyesi gemileri bulacaktır. Zaten arama gemilerini gönderdik Prenses. Gördün mü? Yardımın gerekmiyor. Elena, şehrin lideriyle buluşmak istemiştin. Ve Donya Paloma liderlerin en önemlisidir. Onu bekletemezsin. Elbette bekletebilirsin. Burada yetkili sensin. Eğer kalıp yardım etmek istiyorsan kalıp yardım et. Şimdilik donanmanın aramaya katılmasını sağlayalım. Donya Paloma ile görüştükten sonra geleceğim, söz veriyorum. Ben kalabilir miyim? Gemi çizimlerimi bitirmek istiyorum. Ah, tabii. Gabe, sen Isabel ile kalabilir misin? Benim için onurdur. Teşekkür ederim. Esteban? Ablanın o büyücüyle savaşması nasıl bir şeydi peki? Tuhaf. Tuhaf mı? Nesi tuhaftı? Hayır, işte bu tuhaf. Köpekler neden gemiye biniyor? Hadi gidip araştıralım. Prenses! Ah, olamaz. Bu şeyler de ne böyle? Bilmiyorum. Yakalayın! Merak etme, ben seni korurum. İlk günüme bu şekilde başlamak istemezdim. Bunlar da ne? Aa, olamaz. Daha büyük bir pazar yeri ve benim tüm ticaret anlaşmalarını şahsen yapabilmem şart. Bu çok uzun bir liste ama. Ah, dahası var. Ama onları bu akşam baloda da konuşabiliriz. Bir gemi daha çalındı. Ne? Genç beyan. Ve kardeşin içindeydi. Isabel ne? Isabel'i de mi aldılar? Ve korumanı. Bağlanmışlardı. Hemen donanmaya haber vereceğim. Higgins, donanmaya haber ver. İsa'ya daha yeni kavuştum. Onu tekrar kaybedemem. Ne düşünüyordum ki? Limanı hiç terk etmemeliydim. Ah! Skyler! Skyler! Her şey yolunda mı prenses? Hayır. Kardeşimi kaçırdılar. Olamaz. Isabel mi? Tam da krallığın daha güvenli olduğunu düşünürken. Atla hadi. Onu havadan arayalım. Elena, hayır. Gemi hırsızlarının peşine düşmen fazlasıyla tehlikeli. Bu krallığı ben yöneteceksem birkaç hırsızla kavga etmekten korkmamalıyım. Kesinlikle. Hadi gel Naomi. Bekle, ne dedin? Seninle gelmemi mi istiyorsun? Bu şeylere mi bineyim? Merhaba. Biz Jackinleriz. Milli semboller. Bizi bayrakta görmüşsündür. Geminin neye benzediğini bilen sadece sen varsın. Her şey iyi gidecek. Bu hiç de iyi değil. Hey, tüylere dikkat et, olur mu? Gemiyi görüyor musun? Hayır. Ama bu imkansız. Daha yeni çıktılar. Kimin çaldığını gördün mü peki? Onlar tuhaf mor yaratıklardı ve bir tanesi kuvvetli rüzgarlar üfleyebiliyordu. Yani sihirliydiler. Öyle görünüyordu. Ne olduklarını biliyor musun? Hayır. Ama bilen birini tanıyorum. Prenses Elena. Mateo. Naomi. Tanışıyor musunuz? Biraz. Biz aynı okula gitmiştik. Yardımına ihtiyacım var Mateo. Bu acil bir durum. Hey, neden bornoz giydin ki? Mateo bir büyücü. Eğitimim daha bitmedi. Ne zamandan beri? Hep öyleydi. Sadece önceden sır olarak saklıyordum. Büyük babam Alakazar, kraliyet büyücüsüyken krallıktaki tüm sihirli yaratıklar hakkında bir kitap yazmıştı. teşekkür ederim. Pekala, yaratıklar nasıl görünüyordu? Mor değil mi? Ve sivri kulaklı. Ve benekli. Bu tanıdık geldi.
Ha, işte onlar. Noblinler mi? Hı-hı. Noblinler sihirli şekil değiştirenlerdir. Köpeğe dönüşebilirler ve eşyaları altına çevirme güçleri vardır. Keşke ben de yapabilseydim. Ha, şuna bakın. Noblinlerin ormanın derinliklerinde yaşadığını ve evlerinden uzaklaşmadığını söylüyor. Öyleyse şehirde ne yapıyorlardı? Gemi çalıyor gibiydiler. Şey, evlerinden uzaklaşmayı sevmiyorlarsa belki de oraya gidiyorlardır. O yüzden gemileri okyanusta görmedik. Çünkü nehre götürmüşlerdi. İşte oraya bakmalıyız. Mateo, sen de gelir misin? Biraz büyü desteği gerekebilir. Büyücü görev başında. Merhaba, sana tavsiyelerim var. Üzgünüm Zuzu, biraz acelem vardı. Aslında bu da tavsiyenin bir parçasıydı. Sonra konuşuruz. Nasıl istersen. Olamaz. Bu hiç iyi değil. İyi olmayan ne? Bir nehir koluna giriyorlar. Ne kadar derinlere saparsak bizi bulmaları o kadar zor olacaktır. Bir fikrim var. Elena, nehirde bir çatal var. Hangi tarafa gideceğiz? Ayrılabiliriz. Hayır, durun. Suda bir şey var. Güzel krallığımızı hangi cüretle kirletirler? Hayır, bu Isabel'in günlüğünden bir sayfa. Bize ipucu bırakmış olmalı. İşte oradalar. Plan nedir? Önce Isabel ve Gabe'i çözelim. Sonra da gemiyi geri alalım. Evet ama nasıl? Merak etme. Yanımda birkaç numara getirmiştim. Bunu söylemek için bütün gün bekledin değil mi? Olabilir. Elena! İza! Benim için geldin. Seni kesinlikle bir daha kaybedemem. Jacinlere binin. Siz uzaklaşana kadar onlara oyalarım. Skyler! Isabel'i koru. Tamamdır. Sen ne yapıyorsun? Gemimizi geri alıyorum. Avalor'un gelecekteki kraliçesi olarak bu gemiyi hemen terk etmenizi emrediyorum. Noblinlerimin tekrar tutsak edilmesine izin veremem. Tekrar mı? Uzak dur. Vetsi. Herkes üstüme binmek istiyor. Hiçbirini sırtıma binmeyeceksiniz. Ciddi prenses, gitmelisiniz. Hiçbir yere gitmiyorum benim ben. Benim işim sizi korumak. Benim işimse herkesi korumak. Onu gemiden atın. Ne? Yakalayın! Hey, bırak beni! Deneyimi girme hemen! Şimdi tavsiyem için vaktin var mı? Zuzu, arkadaşlarımı kurtarmama yardım et. Her şey sırayla. Neden bu kadar acelen var anlamıyorum. Çünkü başları dertte. Hayır, yani neden bütün gün oradan oraya koşup durdun? Hükümdarla hazır olduğumu kanıtlamaya çalışıyordum. Peki sence bu işe yaradı mı? Sanırım hayır. Hiç durup da Noblinlerin gemiyi neden aldığını düşündün mü acaba? Hayır. Ama haklısın. Düşünmeliydim. Harika bir kraliçe olacağımı kanıtlamaya çalışırken kraliçe gibi davranmayı unuttum. Büyük babam haklıydı galiba. Hükümdarlığa hazır değilim. Peki öğrenmeye hazır mısın? Çünkü önemli olan da bu. Sadece bekle, o zaman başaracaksın. Tavsiyen için teşekkür ederim Zuzu. Tavsiye vermek kolaydır. Zor olan ona uymaktır. Bekleyin. Arkadaşlarımı bırakın. Konuşmak için aşağı geliyorum. Ne hakkında? Ben Prenses Elena. Ben de Ciku. Noblinlerin lideriyim. Ciku, daha önce sormalıydım ama gemilerimizi neden alıyorsunuz? Eve gitmeye çalışıyoruz. Eski kraliçe bizi aldı ve yıllarca şehrinizde tutsak etti. Şuriki sizi tutsak mı etti? Neden? Çünkü bizde altın dokunuşu var. Şuriki onu zengin yapmamız adına bazı şeyleri altına çevirmemiz için bizi zorladı. Ama sonra bir gün hapishanemizin parmaklıkları yok oldu. Artık özgürdük ama evimizden çok uzakta, garip bir şehirdeydik. Ve Noblin dostlarımı güvenli eve götürmeliydim. En hızlı yol gemilerdi. Hiç bilmiyordum doğrusu. Özgür kalmanızın sebebi kötü kraliçeyi yenen Elena'ydı. Hiç bilmiyordum. Pekala, artık neler olduğunu anladığımıza göre bir kraliyet hükmü vereceğim. Ciku, sonra geri vermen şartıyla eve gitmek için gemilerimizi ödünç alabilirsiniz. Teşekkür ederim majesteleri.
Noblinler, eve gidiyoruz. Yaşasın! 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 İşte bu! Evden bahsetmişken eğer baloya yetişmek istiyorsak yola çıkmalıyız. Doğru, balo. Peki ama ne yapabilirdim? Jackie'ne binip gitti. Bakın, bunlar Elena ve Isabel. Amayla. Sağ salim gelmene çok sevindim. Elena bizi kurtardı. Gemileri takip etti. Noblinlerle savaştı. Ama onların hiç de kötü olmadığını anladı. Ardından eve gitmeleri için gemileri onlara ödünç verdi. Sonra geri getirecekler. Prenses Elena Castillo Flores. Avalor krallığını koruyup savunacağına yemin ediyor musun? Buna cevap vermeden önce söylemek istediklerim var. Bugün Avalor kraliçesi olmaya hazır olduğumu kanıtlamak istedim. Ve kraliçe olmadan önce çok şey öğrenmem gerektiğinin farkına vardım. Ve bunlar ışığında büyük konseyimi atamaya artık hazırım. Büyük annem Luisa. Çünkü sen işler ne kadar karanlık olursa olsun her zaman iyi bir bakış açısı buluyorsun. Naomi Turner. Ben mi? O mu? Bugün bana harika bir tavsiye verdin ve ben seni dinleyene kadar da durmadın. Büyük konseyde sağduyun ve çözümlerin işime yarayacak. Büyük konseye girdim. Büyük konseye girdim ben. İşte benim kızım. Şansölye Esteban. Evet. Krallığı ve içindekileri tanıyorsun. Deneyiminden faydalanmamak mantıksız olurdu. Evet, bu doğru. Ve son olarak büyük babam Francisco. Tanıdığım en bilge insansın. Bugün gerçek bir kraliçe gibi davrandın. Ve bir gün olmak da istiyorum. Ama bugün Avalor Krallığı'nı veliaht prenses olarak sonsuza kadar koruyup savunacağıma yemin ediyorum. Bunu yapması normal mi? Daha önce hiç böyle parlamamıştı. Bayanlar baylar. Biz geldik. Merhaba Elena. Hala davetliyiz değil mi? Sunmaktan onur duyuyorum. Avalor'un veliaht prensesi Elena. Çok yaşa Elena. İşte prensesimiz. Çok yaşa Elena. İlk gün için hiç fena değil. İşte peki ikinci gün için hazır mısın? Ya sen? Bu çok eğlenceli olacak.